Herkese merhabalar. Bu Nasıl Sanat'ın bu haftaki bölümünde sürpriz bir konuğumuz var. Bağdıran Dinç Aslan'la beraberiz. Kendisini siz tabii Tamga Türk'ten yakından tanıyorsunuz. Fakat bugün Bağdıran Bey'in şair kimliğiyle kendisini ağırlıyoruz ve türkü konuşacağız. Bağdıran Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Biz uzun yıllardır tanışıyoruz ama bu bizim ilk beraber programımız. Yani. Bugün türkülerden bahsedeceğiz. Sizin de çok sevdiğiniz türkü hikayelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle tabii türkü neden yakılır? Bunu soralım size. Bence önce şey hikayesini anlatalım. Yani o Türkiye hikayelerindeki espriyi. Ha tabii. Yıllar önce işte Semir'in de dahil olduğu bir arkadaş grubumuz vardı. Orada ben sürekli Türkiye hikayeleri anlatıyordum ve insanlar bundan bıkmışlar. En yani son işte ya hep Türkiye hikayesi anlatıyorsun dedi bir arkadaş. Ben de anlatmıyorum sefil hayatlarınıza geri dönün. Dedim bu bir iç şaka olmuş Hani grup içi şaka, inner çok olmuştu. Hatta yıllar sonra geçen ay o arkadaş geldi o türkün hikayesi nedir dedi. Anlattım ve çok etkilendi. Muhtemelen bu şeyde de anlatacağım. Türkü niye yakılır? Tabii şöyle, insanoğlu niye şarkı söyler diye bir kitap var. Joseph Jordania'nın, onu tavsiye ederim. Yani işin evrimsel kökleri de var mesela. Bir ritme girmek, o ritim içerisinde hani rezonans gibi, bir rezonans yaşayarak rahatlamak, deşarj olmak gibi bir takım evrimsel gerekçeleri var bu işin. Yani niye şarkı söyleriz, niye dans ederiz, niye müzik yaparız? Bu çok etraflı bir konu. Ama türkü daha özel bir şey. Yani bize özel. Şu Sadece an... Türklerin Türk? yakar. Tabii halk şarkısı geneldir ama türkü dediğin zaman Türklerin halk şarkısıdır bu. Hani folklor diyoruz ya. Folk lore ne demek? Etimolojik olarak folk halk demek. Lor irfan demek. Yani bilgi birikim demek. Halkın bilgisi birikimidir bu. İşte diyelim ki İskandinavların kendine has tırnak içinde türküleri vardır. Afrikalıların kendine has türküleri vardır. Onlara türkü denmez ama. Yani halk şarkısı denir. Türklerin halk şarkısının adı özel olarak türkü. Çünkü farklı, türk olmayan orijinden de müziklerin yapıldığı bir dönemde bu türkü yani Türklerin yaptığı iştir, Türklerin usulüdür şeklinde öyle bir ad takılmış sonra biz de bunu benimsemişiz adına türkü demişiz. Peki türküleri hep halk ozanları mı yakar? Hiç böyle saraylıların ya da işte yüksek kültür olarak tanımlayacağımız farklı elitlerin yaktığı türküler yok mudur? Şöyle yani otantik türkü halk ozanı yakar yani türkü halk ozanının bir kültürden beslenerek, bir gelenekten gelerek onlara riayet ederek ortaya koyduğu bir eser. Ama mesela bugün modern çağda halk ozanı yaşansa artık mümkün değil. Modern çağda modern ozanların türkü formunu taklit ederek yazdıkları türküler var. Mesela kıymetli birkaç tanesini söyleyeyim. Birisi yanlış hatırlamıyorsam Artvinliydi. Dursun Ali Akınet. Diğeri mesela İsmail Özden. Bunlar artık eski halk ozanları gibi değillerdir. Yani belki eski halk ozanları işte Aşık Reyhani'nin, Aşık Mahsun'un falan vefat o tip ortadan kalktı. Bunun yanında mesela yüksek kültürde şöyle bir şey var. Mesela Osmanlı zamanında sen de tarihçisin çok iyi bilirsin. Zaman zaman halk tarzının popüler olduğunu görüyoruz. Mesela bir şey var. Bir ara divan şairleri kastamonu ağzıyla gazeller yazıyor. Türkiye'yi basit diye... Öztürkçe'ye yakın bir dille gazeller yazıyorlar. En önemlisi Nedim'in doğrudan türkü formunda bir şiir yazması. E, hatta hatta ezberimdeyse okuyayım. Sevdiğim cemalin çünkü göremem diye başlar. İşte e, o mısrağını çok severim. Al etmez efendim şehler Geda'dan diye. Yanılmıyorsam son mısrağı da öyle. Türkü formundadır bu. Yani aruz vezine falan yazılmış divan edebiyatındaki şarkı formunda yazılmış bir eser değil. Baya halk edebiyatından etkilenerek, onların eğlencelerine, onların icralarına şahit olarak etkilenip, ilham alıp yazdığı bir türküdür. Türküler bir Aşk türküleri var. Bir de kahramanlık türküleri var. Kahramanlık türküleri sanki biraz daha propaganda için kullanılıyormuş gibi geliyor. Şimdi bana şöyle geliyor Semir. Bizim yani Türk kültürünün bana sorsa yani işte böyle müthiş bir Türklük bilgini değilim ama bir dağarcığımın olduğuna da inanıyorum. Türk kültürünün en temel sanat motifi nedir diye sorsam ben ağıttır derim. İşte ilk mesela yazılı eserlerimiz mezar taşları. Ondan sonra ağıt işte özellikle göçebe Türk yaşamını devam ettiren toplumlarda bunlardan birisi de benim kendi geldiğim toplumu toplum, avşar toplumu. Benim öz baban da mi ağaççıdır mesela. İrticayla ağaç yakar. Biri transa girerek ağaç alt yakar. Ağıtlar mesela yeni mezar taşlarını da incelesen, bizim avşar ağıtlarını da incelesen şöyle kendi içinde sınıflara ayrılıyor. Bazıları ölenin ağzından yazılıyor. Mesela şey gibi bir türküden örnek verelim, bambaşka bir türküden. Arda boylarına ben kendim gittim, dalgalar vurdukça can teslim ettim diyor. Şimdi mantıkken ölü bir insan bunu söyleyemez. Onun ağzından yazılıyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım gibi. Bu ölenin özellikle eski şamanik geleneklerle birlikte yaptığı işlerin anlatılması, onların öne çıkarılması gibi bir taleple bir arayışa da birleşince kahramanlık şiiri o en arkaik formumuz olan, en özgün formumuz olan ağıttan doğuyor gibi geliyor bana. Hani birinin işlerini anlatmak, birinin yaptığı kahramanlıkları anlatmak o ağıt geleneğinden besleniyor. Sonra muhtemelen mesela Köroğlu en yaygın Türk motifidir. Türk dünyasının neredeyse tamamında var Köroğlu. Köroğlu bir savaşçı ozan mıydı? Yoksa bir Ozan Köroğlu'nun ağzından mı söyledi? Emin değilim. Bence ikincisi ama. Yani Köroğlu kendisi şair değildi, Ozan değildi. Ama bir Ozan aynı o ağıt formunda olduğu gibi onun ağzından söyledi, onun kahramanlıklarını anlattı. Hani propaganda evet diyebiliriz ama sadece propaganda değil. Arkasında o şekilde olmasının böyle bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Ben. Peki tüm Türk dünyasından bahsettik. Türkistan'daki türküler nasıl? Bizim türkülerimize ben benzediğini biliyorum ama sen nasıl değerlendiriyorsun? Bak benzeyen var, benzemeyen var. Yani ben nasıl mesela atıyorum deniz yöresi türküleriyle Doğu Karadeniz yöresi türkleri arasında hem benzerlikler hem farklılıklar görürsün. Özellikle mesela Doğu Karadeniz'de çok farklılık görürsün. Bu Türk dünyasında da var. Ama bazı motiflerin tekrar ettiğini görüyoruz. Mesela izleyicilerimize bir örnek de verelim. Çok kıymetli bir eserdir. Kendisi de kıymetli bir insan. İrfan Gürdal'ın Atın Türküsü albümü. Bütün Türk dünyasında at yürüyüş formlarının müzikal litesinden beslenen türküleri derlemişti. Bunun yanında mesela ben şunu gördüm. Karaçaylar çok ilginçtir. Farklı katmanlarda çok eskiden beri, yani dillerinin farklı katmanlarında çok eskiden beri Kafkasya'da yaşadıklarını görüyoruz. Belki İskitler zamanından beri orada yaşayan Türk orijinli unsurların kalıntıları var Karacaycı'da. Yani modern dönemin lehçelerinin de etkisi var ama eski zamanında var ve hem din bakımından hem coğrafi olarak izole olmaları bakımından diğer Türklere çok benzemezler. Ama Karaçay motiflerinde bile bunu seküler mi kitabımda alıntılamıştım uzun uzun. Ben Pir Sultan'a atfedilen türkülerle aynı formu görüyorum. Form aynı. Yani hani mesela Pir Sultan'da işte ben bir demir çövgen olsam, işte sen bir ağaç olsam ben çekip indirsem ne dersin diye bir form var. Aynısını bir Karaçay çok alakasız bir yerde İşte sen geyik olsam, ben avcı olsam, seni vursam ne dersin falan gibi aynı formu görüyoruz. Ya da bütün dünyada vardır. E, soru cevap formundaki türküler, halk şarkıları. O dedi yok yok şeklinde bizde çok yaygınlaşmış. Yani bu usul bütün dünyada var. Soru cevap ama o dedi yok yok Türklerdeki o soru cevap formunun karşılığı bizdeki hali. İşte Doğu Türkistan'da var, Erzurum'da var, İran'da, Tebriz'de var, Türkmenistan'da var. Ben bunların hepsini dinledim, icralarına şahitlik ettim. Dolayısıyla bunlar benzer taraflarımız. Bir de benzemeyen taraflarımız var. Özellikle ensürman konusunda batıya geldikçe hani bu, bu yörenin ensürmanlarını kullanıyorsun. Ya da işte kuzeye gittikçe kuzeyin ensürmanlarını kullanıyorsun. Bir halk ozanı, bir aşık olmak için ne yapmak gerekiyor peki? Bir trans haline girmekten bahsediyoruz ya da bir ustadan eğitim alması mı gerekiyor? Bu şamanlık gibi bir aileden Genel Tabii bir, şey bir mi? inisiyasyon var. Burada da mesela Türk geleneğinde, Türkiye Türkleri ve Kafkasya, İran coğrafyası, Türkmen coğrafyası da dahil buna. Konuda çok yapılmış güzel araştırmalar var. Bade içme geleneğinin farklı Türk coğrafyalarındaki karşılığı. Bade içmeyi şuna bağlıyorum ben. Şimdi Şaman'la Ozan'ın kökünün bir olduğunu görüyoruz. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Abdülkadir İnan'a dayandırarak Şaman... Ozan ve Demirci Türklerin muhayyillesinde birbirine çok yakın insanlar. Bunlar aynı tipler. Çünkü kutsalla aşırı neşir oluyor bunlar. Söz kutsal, şaman zaten kendisini şiirsel olarak ifade eder. Tanrılarla da şiirsel olarak konuşur bu arada. Kafiyeli konuşur, terennümleri genelde iç ve dış kafiyelidir. Yani kelime cümle içi kafiyesi de vardır. Demirci de demir kutsal bir cevherdir. Onunla uğraştığı için kutsaldır ve mesela Abdülkadir inan da olsun, başka kaynaklarda olsun demirciyle şaman bir ocaktandır diye bir inanış vardır. Ozan da böyle. Bu üçlüsü bir arada. Şimdi şamanlık sıvılardan geçer. Kandan, spermden, dışkıdan, idrardan, tükürükten geçer. Mesela Anadolu'nun birçok yerinde vücut sıvılarını içeren şöyle inanışlar görürsünüz. Mesela çocuk falanca çeksin diye ağzına tükürtürler. Efendim şeyhinin evet. penisini alarak onun sperminden faydalanır. Badeci şeyh dediğimiz. O da şamanik bir gelenek bu arada. Şamanlar öyle geçirir çünkü. Ondan sonra kan kardeşliği yaparsın. Kanını işte birbirine içirirsin falan. Şamanizmde sana mahsus olan doğaüstü güç sıvılarla transfer edilir. Şimdi bu da soydan gelmekle mümkündür. Bütün şamanlar o eski dönemden bahsediyor. Ediyoruz. kendilerine silsile yazarlar çünkü büyük bir şamanın soyundan gelmen gerekir. Şaman gücünün sende olması için damarlarında bir şamanın kanı akması gerekir. Hatta bazı şamanlar çok ilginç Müslüman olduktan sonra silsilelerini Muhammed peygamber'e dayandırıyorlar ama şamanlığa devam ediyorlar. Şimdi o zamanlarda şöyle bir değişim oluyor. Biliyor ki büyük bir şamanın soyundan gelmiyor o zaman ama onda da hani irtica söylerken özellikle bir trans hali var. Nasıl elde ettim bunu? Bana rüyamda bade içirdiler. Bu bade mesela işte aşık şenlikin. Aşık Sümmani'nin falan bade içme hikayeleri çok meşhurdur. Yörede anlatılır onların nasıl bade içirildiği falan. Hep rüyasında işte bir yere götürülür. Bazısı dini temalıdır, bazısı aşk temalıdır ama bir sıvı içirmek vardır yani. Ona bir bade içirirler ve ondan sonra dili çözülür. Genelde o badeyi de içerek mahlasını da rüyasında gördüğü zat verir. O yüzden büyük bir kısmı ozanların, halk ozanlarının çıraklık dönemi mahlasıyla ustalık dönemi yani badeyi içtikten sonraki dönemin mahlası farklı olur. Genelde yine şunu görüyoruz, bade içene kadar da birine çıraklık eder. Bu çünkü bazı taktikleri, teknikleri de öğrenmesi gerekir. Hem müzikal bağlamda hem de ifade bağlamında. Hani kafiyeyi, durağı. Onlar tabii çoğu bizim gibi şey değil. Hani biz de mesela edebiyat okurken de mi ölçüyü gösteriyorlardı, bilmem durakları gösteriyordu, tam kafiye, yarım kafiye. O onun böyle böyle adını koymaz. O kulaktan bilir onu. O yüzden kulağa göre de kafiye yaratır. Şeye göre değil, yazıya göre yaratmaz. Eğer telaffuzla yazı arasında fark varsa kulağa baz alır. Peki en sevdiğin ozan, en sevdiğin aşık ve türkü? Ya çok zorlanırım. Çok zor. Ben böyle sorularda hep zorlanıyorum ama. Birkaç tane sayalım. Şeyi çok seviyorum. Herhalde İsmail Özden'in bilmiyorum. Çünkü İsmail'em diyor sadece. Doğrudan İsmail'em diyen bir tek onu biliyorum ben. Mesela işte orada şey diye aşk olan maşunun aşkına diye başlar. Yatar güzel dost, katar güzel dost diye de bir ayağı vardır onun redifi. Orada şu kısım benim çok hoşuma gidiyor. Benim ağladığım sana hoş geldi. Gamsız kirpiklerin sinemi deldi. Yar ile davamız mahşere kaldı. Yaş yaman her iş biter güzel dost diyor. Yıllar önce bir yazı yazmıştım Türkmen'in manşere bırakacağı tek dava yar ile davasıdır dedim çünkü zorla güzellik olmaz. Hani sen karıyı sevdin, karı seni sevmeyebilir. O manşere kalabilir. Onun dışındaki bütün davalarımızı yeryüzünde göreceğiz. Canımızı sıkanı, ekmeğimizi çalanı, aşımızı çalanı, rütbemizi çalanı bu dünyada hesap soracağız ondan karşısına çıkıp gerekirse çenesine bir tane patlatacağız diye. Bu türküyü böyle severim. Tabii avşar olduğum için Dadaloğlu türkülerini çok severim. Bir avşarın dinle ilişkisini mesela ya da genel olarak bir Türkmenin dinle ilişkisini çok güzel anlattığını düşündüğüm bir Dadaloğlu eseri. Diyor ki, Dadaloğlum der de ben ne yapayım? Neye tapıyorsan ona tapayım. Eğil de bir al yanaktan öpeyim Yeridir Hanazı Dilber, yeridir diyor. Türklerin dinle ilişkisi böyle. Kadın neye tapıyorsa ona tapar. Yani hani şimdi bakın bizi izleyen sevgili dostlar. Özellikle genç hanımlar. İtalyan erkeği falan filan diyorsunuz. Kardeşim Türk erkeği ahretini yakıyor sizin için ya. Yani başka ötesi var mı lan? Ahretini yakıyor yani. Sen sen neye tapıyorsan ona tapayım diyor. Sonra Köroğlu eserlerini çok severim. Alevi semahları ve değişleri nefesleri. Yani ezberimde epey bir fazla vardır. Sık sık dinlerim. Etrafındakileri de işkence ederim onları. Yüksek sesle dinleyerek. En yani sevdiklerim bunlar. Peki programın başında söylediğin o türkü hangisiydi ve o türkün hikayesi neydi abi? Uğrunu <laughs> Uğrunu gelir dereden diye bir türkü işte. Olay şu bir Bedir diye bir kız var. Bedir bu arada e, Arapça Ayın 14'ü demek. Yani şimdi erkek ismi olarak kullanılıyor ama kadına da yakışacak bir isim yani. Her iki cinse de kullanılır. Bedir'e bir oğlan aşık. Fakat oğlan fakir klasik hikaye. Bedir'in anası Gürcü Atun da bu yüzden Bedir'i bir zengine veriyor. Onunla evlenmesini sağlıyor. Adam da diyor ki ben buna pusu kurayım. Kız almaya geliyorlar kafileyle geri dönecekler ya. Fakat sevdiği kızı güzel süslenmiş falan bir şekilde görüyor. Pusuyu kurmuş yanında da arkadaşı var. Diyor ki ya hani ben bunu bu kıza veremem. Bu kıza bu güzellikleri verdiler. Ben onu mahrum etmeyeyim. Kendini öldürüyor. O silah sesini duyunca rivayet o ki Bedir de biliyor ki sevgilisi kendini öldürdü. Ah edip deveden düşüp o da ölüyor. Sivas civarında geçen bir olay bu. Yanılmıyorsam. O yöreye de kız yandı diyorlar. Fakat şimdi Türkiye okuyacağım. Orada da bir aslında şey var. Paradoks var. Kız yandı ifadesi Türkiye'de de geçiyor. Muhtemelen bu olaydan sonra yakılmış bir Türkiye ama çocuğun ağzından yakılmış yani. Gencin ağzından yakılmış. Diyor ki uğrunu uğrunu gelir dereden. Benlerini sayamadım kareden. Sevdiğimi bana yasa yaradan. Şenol yaylam şenol bedir geliyor. Burada kafleyi uzaktan görmüş. Şu yayladan cıvıl cıvıl kuş gelir. Sevda bilmeyene hayal düş gelir. Armağanlar dolu gider boş gelir. Şenol yaylam şenol bedir geliyor armağanları görüyor. O kervanın ona götürdüklerini. Sonra boğazında lira, alnında altın. Param çok değil ki alayım satın. Bedir'i vermiyor şu Gürcü Hatun. Şenol yaylam Şenol Bedir geliyor. Şu i̇şte onu altınlı işte bileziklerle falan kuşanmış görüyor. Sonra diyor ki konak boğazında ardından yettim. Kız yandıya kadar beraber gittim. Bedir'i yaylaya emanet ettim. Şenol yaylam Şenol Bedir geliyor diye de onu uğurluyor. Orada işte intihar ediyor. Rivayete göre ya da en azından benim dinlediğim rivayet bu. Bir de küçük başka bir hemen hikaye atayım. Bir Alevi hikayesi. Aşık Daimi'nin dedesinin, Kul Ahmet'in. Meşhurdur işte bir rahmetli Cahit Mürtezaoğlu da okumuştu. Bozatlı Hızır diye. İşte biliyorsunuz Alevi Niyancı'nda çok meşhurdur Hızır kavramı. Beni de ilgilendirdiği için bu türkünün hikayesini seviyorum. İşte dede, Alevi dedesi yanında kamberi var bir yere alışverişe gitmiş. Bir, bir takım işleri neyse var. Dönüşte de bir Avşar köyünde konaklayacak ama o zaman artık bizim Avşarlar muhtemelen sünnileşmiş mi artık falan çok kötü muamele yapmışlar. Ahırda yer göstermişler falan tabi onun da çok zoruna gitmiş. Kamberini almış demiş ki hadi biz gidelim. Tabi karkış böyle tipi bizim oraların yaylaları da korkunç yerlerdir yani. Helmut von Boltke'de bile geçer Avşar yaylalarının ne kadar korkunç olduğu kışın. Yolda da tipi de tam bunlar ölecekken Hızır yetişiyor tabii. Dede olduğu için bir keramet göstermesi lazım. İşte diyor ki sabah namazında çıktım kozandan, gözüm yıldı Hızanoğlu Hızan'dan, kör olmuş kahyası çıkmış izandan, yürü Sultan Hızır can günün geldi. Anlatıyor diyor ki avşar çayırında çıkardım şalvar çağırdım kambere Hızır'a yalvar, ilerisi çetin daha çok yol var, yürü Sultan Hızır Can günün geldi. İşte Hızır'a yalvarıyor. Sonra diyor ki Gediğin başından baktım geriye. Biri kırabilmiş, biri doğruya. Birini benzettim Şahım Ali'ye. İşte Hızır geldi falan hani. Bir kişi de gelmemiş. Hem Hızır hem Ali gelmiş dedeyi kurtarmaya. Oradan kurtuluyorlar tipiden. Bu hikayeyi niye seviyorum? Yalan olduğu çok aşikar. niye aşikar? <laughs> kıra ve doğruya biniyor. Ali ile Hızır. Avşar yaylasında atla gelecekler, kurtaracaklar. Bizimkiler biliyorsunuz Atırsızı derler bize ama atırsızı değil. Nasıl ilim Müslümanın kayıp malıdırsa at da avşarın kayıp malıdır. Biz simlak ederiz. Tekrar Kendimizi alırız. Çok Kendi mülkümüzü de. tabii. Kendi mülkümüzü geri alırız. Yani bizzat Allah atıyla avşar yaylalarından geçse Allah'ın da atını çalarız biz. Böyle bir ifadeyi bizim köylerde duymuştum. Folklorda utanma da olmaz, şirk de olmaz. Dolayısıyla Ali ve Hızır isimli iki arabın avşar köylerinden atla geçip atı çaldırmadan bir dedenin yardımına gitmesi bana pek makul gelmiyor. Ali ve Hızır makul geliyor. Hani böyle bir şey olabilir. Gitmedin, at at değildir o başka bir şeydir. Abi teşekkürler. Güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. E, tam götürürken konuk olmak çok güzelmiş bu arada. Evet. Ben Bence sık sık Biz, olsunlar biz seni yani. ilk kez Tamga Türk'te konuk ediyoruz. Evet, yani senin bir programcı olman dışında ya da senin birini ağırlaman dışında biz seni ilk kez Tamga Türk'te konuk ediyoruz. Beş yıldır da kimse konuk etmemiş bağlamında. Yani bir, bir bir beni konuk etseydiniz ya ben böyle konuk olunca daha iyi oluyor. Bence mesela ben şu an çok zevk aldım. İzleyiciler de çok zevk alacaktır. Eğer hitimiz şok olursa mesela bundan sonra formatı buna çevirelim. Bundan sonra şey yaparız böyle. 2 haftada, 3 haftada bir... Sanat bizim işimiz. Abi Avşarların de, işi asla. biliyorsun tabii. Deus A Ex Machina olarak evet. gelir ve konuları anlatır. A Avşar yani. sanatını konuşalım bir gün. Olur, olur. Adam nasıl bıçaklanır falan o Avşar şey. sanatı üstüne bayağı bir konuşabiliriz. Ben de adam Babaannemi, olabilir. babaannemi getirelim. Ya aslında öyle bir şey yapmamız lazım. Bir şeyi, bir yaşlının ağdını canlı bir şekilde çekmemiz evet, gerekiyor. Evet, babaannemi getirelim. Hem ağatlarını çekelim hem de babaannemin eşsiz, ne denir ona? Sehli mümteni, köylü saflığını hiç bozmamış ırkçılığını bir gösterelim. Irkçılıktan ziyade bir sosyo-kültürel tespiti var. Evet. Orada daha çok yani bir ilmi, sima, bir sosyo-kültürel tespiti. olmayan herkes ölsün <laughs> gibi böyle hani. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Bu Nasıl Sanat bölümünde görüşmek üzere. Bizi abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz Tamga Türk'ün YouTube kanalının gelirleri durduruldu. Programın açıklamasındaki linkten bize destek olmaya devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.